Ben Büşra Elvanoğlu, Ajanda ile günün önemli gelişmelerini aktarıyorum. Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti'nin grup toplantısında Demokrat Parti'nin 1950'deki seçim zaferine göndermede bulunarak genel seçimlerin 14 Mayıs 2023 tarihinde yapılacağına işaret etti. 2018 seçimlerini yeni yönetim sisteminin beraberinde getirdiği tereddütleri göğüsleyerek geçirmiştik. Ülkemizin son 10 yıldır maruz kaldığı ağır saldırılar ve küresel krizler bazı alanlarda gecikmeye yol açsa da bunlar kazanımlarımızın büyüklüğüne halel getirecek hususlar değildir. Evet, 2023 bizim için hem 20 yıllık eser ve hizmet siyasetimizin sembolüdür, hem de yeni vizyonumuz Türkiye 100 yılının başlangıcıdır. Önümüzdeki aylarda yaşanacak seçimi önemli ve tarihi kılan da işte budur. Bizim hayatımızda hiçbir seçim kolay olmadı. Her seçime büyük bir mücadeleyle, azimle, gayretle hazırlandık, girdik. Allah'a şükür, her seçimde de sandıktan zaferle çıkmayı başardık. Sıkıntılarımız yok mu? Elbette var. Ama bunların hiçbiri üstesinden gelinemeyecek, bizi asıl hedeflerimizden, asıl atılımlarımızdan uzaklaştıracak hususlar değildir. Biz de artık hiçbir şey eskisi gibi olmayacak diyerek, özgürlük ve refah özlemi içindeki milletimizin büyük desteğiyle hükümete gelmiştik. Şimdi de yeter söz de, karar da, gelecek de milletindir diyerek 2023'te milletimizin desteğine talibiz. Milletimiz 73 yıl sonra bir kez daha aynı gün altılı masa diyerek karşımıza çıkan bu darbe şakşakçılarına, bu kifayetsiz muhterislere, bu müstemleke heveslilerine yeter diyecektir. Muhalefetin vaadi, milletin karşısına bir aday çıkarmak, ancak onu görünürde 6, gerisindekileri de hesaba katarsanız en az 10 kişiyle yönetmektir. Bir nevi ipi 10 ayrı kişinin elinde kukla bir cumhurbaşkanı üzerinden ülkeyi idare etmek istiyorlar. Seçmenlerin de istedikleri vizyonu, programı, projesi çapı belli olmayan bir meçhul adaya kim olduğuna bakmadan tıpış tıpış sandığa gidip oy vermeleridir. Öyle diyor ya. Tıpış tıpış sandığa gideceksiniz diyor. Hadi CHP'nin kodlarında bu faşizm, bu kibir, bu oyratlık var. Ötekilere ne oluyor? Ne diyorlar? Ya diyorlar, yoksa bu altılı masadaki birilerini buraya Erdoğan mı gönderdi? Ya işim gücüm yok, sizlerle mi uğraşacağım? Bizim işimiz var. Bizim işimiz var. Ama böyle düşünmelerinden dolayı da yine ben kendilerine teşekkür ediyorum. Şaka bir yanda, karşımızda gerçekten ibretlik bir tablo var. İşin özünde ise çok eskilere giden bir hesaplaşma yatıyor. Sizlerin de yakından bildiği gibi Cumhuriyet'in iki asrı boyunca birileri Türkiye'yi kendi çıkarlarının yörüngesinde tutabilmek için her yolu denediler. Toplum mühendisliğiyle başaramadılar. Siyaset mühendisliğiyle başaramadılar. Darbeyle başaramadılar. Terörle başaramadılar. Çok uğraşmalarına rağmen ekonomik tetikçilikle de başaramadılar. Şimdi umutlarını 2023 seçimlerine bağlamış görünüyorlar. İşte buradan milli iradenin en yüksek makamı olan meclisimizden meydan okuyorum. Ne yaparsanız yapın yine başaramayacaksınız. İyi
İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in gündem ve siyasete ilişkin açıklamalarını paylaşıyoruz sizlerle. Aziz milletim, biz yıllardır Sayın Erdoğan'ı uyarıyoruz. O kulak asmasa da biz yıllardır devleti devlet gibi, devlet ciddiyetiyle, devlet aklıyla, Türk devletine yakışır donanımdaki liyakatli kadrolarla yönet diyoruz. Ama o bizi değil, maaş düşkünü, saray şarlatanları dinlemeyi tercih ediyor. O yüzden de maalesef bugün devletimiz ciddiyetsiz, liyakatsiz ve beceriksiz ellerde bir yönetim krizi yaşıyor. Kuralsız, kurumsuz ve hesapsız bir anlayışla Türk devletinin ağırlığı da, aklı da, itibarı da yerle bir ediliyor. Çünkü Bay Kriz her işin başına layık olanı değil, kendisine sadık olanı getiriyor. Sorumluluk sahibi olanı değil, arsızı kolluyor. İş bileni değil, söz dinleyeni koruyor. Ve kimsenin hiçbir şey bilmediği bir yerde Sayın Erdoğan her şeyi biliyor. Mesela ekonomi biliyor. Mesela hukuk biliyor. Mesela diplomasi biliyor. Hatta kim bilir, belki İspanyolcayı bile biliyor. Ancak bu durum maalesef hiçbirimiz için şaşırtıcı değil. Çünkü iktidarın yönetim anlayışında tarımdan anlamayanın tarım bakanı olduğunu gördük. Ekonomi bilmeyenin maliye bakanı olduğunu gördük. Yönettiği bakanlığına mal satanın ticaret bakanı olduğunu gördük. Tek meziyeti Sayın Erdoğan'ın dediğini yapmak olanın Merkez Bankası Başkanı. Enflasyonu en güzel makyajlayanın da TÜİK Başkanı olduğunu gördük. Rektörler, elçiler, bürokratlar gördük. Bu gözler neler gördü, neler. Hatırlıyor musunuz? Mesela en büyük özelliği damat olmak olan bir damat bakan vardı. Burası çok önemli. Dolar 10 lira olacak, 15 lira olacak. Ya çok beklersiniz demişti ya. Ama kendisi paket olduktan sonra Halefi Nebati, Işıltılı Nebati, Halef Selef ya. Sonra Halefi Nebati Bakan elini hızlı tuttu. Dolar 10 lira değil, 15 lira da değil, 18 lira 79 kuruş oldu ya. Peki sonra ne oldu? Bütün sözler unutuldu. Enflasyon son 20 yılın zirvesini gördü. Faiz sebep, enflasyon sonuç teorisi suratlarında patladı. Türkiye ekonomi modeli dedikleri sözüm ona kurtuluş reçetesi de üzerine tüy dikti. Tüm bu yaşananlardan sonra utançlarından insan içine çıkamamaları gerekirdi değil mi? Ama öyle olmadı. Bay Kriz hala daha 20 yıldır yapamadıklarını seçme 5 kala yapacağım diyor. 20 yıldır beceremediklerini. Diyor ki 20 yıldır yapamadım. Sandık geldikten sonra becereceğim diyor. 20 yıldır tutturamadığı dikişi 2023'te tutturacağım diye pazarlıyor. Dış politikada da durum farklı değil. Sanki He-Man çizgi filmini izliyoruz. Bir gün bir gün kaplan gibi bağırıyor. Ama ertesi gün sevimli mi sevimli, pofuduk bir ev kedisine dönüşüveriyor. Bir gün atılgan, ertesi gün titrek. Bir gün katil Esed diye bağırıyor, ertesi gün Esad'la görüşebiliriz diyor. Bir gün Sisi darbeci oluyor, ertesi gün siyasette küslük olmaz diye geri vites yapıyor. Ez cümle devlet ciddiyetinden ve akılcılıktan uzak bu davranışlar devletimizin gücünün de, devlete duyulan güvenin de, devletin niteliğinin de, niceliğinin de, asaletinin de içini boşaltıyor. İşte bu yüzden biz İyi Parti olarak devletimizi içine hapsedildiği ciddiyetsizlikten, kurumlarımızı içine hapsedildiği liyakatsizlikten, milletimizi de içine hapsedildiği krizler sarmalından
çekip çıkarmaya geliyoruz. Mersin'de silahlı terör örgütü DAEŞ'in kasası olduğu öne sürülen, örgüt üyelerine para transfer eden iki şüpheli şafak operasyonuyla gözaltına alındı. Mersin'de silahlı terör örgütü DAEŞ'in kasası olduğu öne sürülen, örgüt üyelerine para transfer eden iki kişi şafak operasyonuyla gözaltına alındı. Mersin Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, DAEŞ terör örgütü mensuplarının eylem ve faaliyetlerinin deşifre edilmesiyle finans kaynaklarının tespit edilmesine yönelik çalışma yaptı. Çalışmalar sonucunda DAEŞ terör örgütüyle iltisaklı bulunan ve örgütün çatışma bölgesinde bulunan, örgüt üyelerine para transfer eden iki şüpheli belirlendi. Operasyon için düğmeye basan ekipler özel harekat ve drone desteğiyle belirlenen adreslere baskın yaptı. Koçbaşlarıyla kapılar kırılarak adreslere girilirken DAEŞ'in kasası olduğu öne sürülen iki kişi gözaltına alındı. Akdeniz Belediyesi ile Mersin Uluslararası Liman İşletmeciliği İşbirliği'nde hayata geçen proje ile Mersin Millet Bahçesi içerisinde sadece geri dönüşüm malzemeleri kullanılarak çocuk oyun parkı yapılıyor. Akdeniz Belediyesi ile Mersin Uluslararası Liman İşletmeciliği İşbirliği'nde hayata geçirilen proje ile Mersin Millet Bahçesi içerisinde sadece geri dönüşüm malzemeleri kullanılarak çocuk oyun parkı yapılıyor. Akdeniz Belediye Başkanı Mustafa Gültak'la Mersin Uluslararası Liman İşletmeciliği Genel Müdürü Johan Van Dijl, Uluslararası Mersin Liman İşletmeciliği tarafından Mersin Millet Bahçesi içerisinde geri dönüşüm malzemeleri kullanılarak yapılan çocuk oyun parkında incelemelerde bulundu. Bizim MIP olarak diyor, önemli olan sosyal faaliyetleri de bulabilmek bölgemize. Bizim için de çok büyük bir önem fark ediyor. Bizim de bazı şeyleri çocuklara da verebiliyoruz. Bunun yanı sıra diyor, biz diyor kullandığımız malzemeler de geri dönüşüme kazandırdığımız malzemelerden kullanmış olmak da bir gurur kaynağı. Aynı zamanda diyor, umarız ki diyor bu yaptığımız parklarda çocuklar keyifli, eğlenceli bir şekilde oynarlar ve bu da bizim daha devamını da getireceğimizin bir sözü olsun diyor MIP olarak. Seçildiğimiz günden itibaren çok projeye imza attık. Burada en önemli projelerden bir tanesini görüyorsunuz. Millet Bahçesi. Burada da MIP ile birçok alanda işbirliği yapıyoruz. Mersin'in en güzel, aslında Türkiye'nin en güzel kadın konuk evlerinden bir tanesini bize kazandırdılar. Belediye hizmet binamızla ilgili çalışmalar yaptılar. Bu da bir tanesi. Bu bölgedeki millet bahçemizin içine geri dönüşümden elde edilmiş çocuklarımızın rahatlıkla oynayabilecekleri, zaman geçirecekleri bir parkı, bir mekanı bize kazandırdıkları için MIP'ye teşekkür ediyorum. Buradan da bir söz daha aldık. Hemen arkamda olan askeri şubesinin oradaki 30 dönümlük millet bahçesine entegre olan 3. etabın içinde de inşallah buna benzer bir projeyi yine beraber gerçekleştireceğiz. Böyle bir sosyal projede yanımızda yer aldığı için başta Yuhan Bey'e ve MIP'nin üst düzey tüm yöneticilerine teşekkür ediyorum. Mersin Büyükşehir Belediyesi bünyesinde yeni kurulan İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Daire Başkanlığı, iklim değişikliğine neden olan etmenlerin zararlarını en aza indirmek adına çalışmalar yapıyor. Mersin Büyükşehir Belediyesi bünyesinde yeni kurulan İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Daire Başkanlığı, iklim değişikliğine neden olan etmenlerin zararlarını en aza indirebilmek adına çalışmalarını devam ettiriyor. Katı atıkların yeniden değerlendirilmesi, depolanması ve bertarafı işlemlerini yürüten daire, atıklardan enerji üretimi de gerçekleştiriyor. İklim değişikliğiyle mücadele ve yenilenebilir enerji kaynakları alanında plan ve projeler yürüten daire, çevre yönetimi sistemi çalışmalarına da destek oluyor. Sıfır Atık Yönetimi Şube Müdürlüğümüz, kentimizdeki tüm evsel katı atıkların yönetimini sağlayan bir şube müdürlüğü.
Bizim ilçelerimizde toplamda 9 tane aktarma istasyonumuz var. Bu aktarma istasyonlarımıza gelen atıkların düzenli defolama ve bertaraf tesislerimize taşınması işlemini gerçekleştiriyoruz. 2022 yılında yaklaşık olarak 480 bin ton katı atığı aktarma istasyonlarından bertaraf sahalarımıza taşıdık. Bu sahalarımızda bu atıkların bertarafı işlemini gerçekleştiriyoruz. Yaklaşık olarak 622 bin ton atığın bertarafını bu 3 sahamızda gerçekleştirdik. 3 tane ilçemizde sahamız bulunuyor. Birisi Tarsus'ta, birisi merkezde, birisi Silifke'de. Buraya getirmiş olduğumuz katı atıkların bertarafı sırasında bir de enerji üretimimiz var. Elektrik enerjisi üretimi gerçekleştiriyoruz. 2022 yılında yaklaşık olarak 72 bin hanenin aydınlatma enerjisine eş değer miktarda enerji üretimi gerçekleştiriyoruz. Bu tabii hem iklim değişikliğiyle mücadele hem de atıkların ekonomiye kazandırılması açısından önemli bir adım. Önümüzdeki süreçte bu 72 bin rakamını yaklaşık olarak 100 bin, 120 bin hanenin aydınlatma enerjisine eşdeğer enerji üretimine taşımayı hedefliyoruz. Bertaraf sahamıza gelen katı atıklardan 2022 yılı içerisinde yaklaşık olarak 65 milyon kilowatt enerji üretimi gerçekleştirdik. Erdemli Doğalgaz Projesi'nde ilk gaz verilmeye başlandı. Erdemli Belediyesi Vaksa Doğalgaz İşbirliği ile başlatılan projenin ilk etabı olan Alata Mahallesi'nde aboneliklerin açılması sonrası evlere gazlar verilmeye başlandı. Erdemli Doğalgaz Projesi'nde ilk gaz verildi. Erdemli Belediyesi ve Aksa Doğalgaz İşbirliği ile başlatılan projenin ilk etabı olan Alata Mahallesi'nde aboneliklerin açılması sonrası evlere gaz verilmeye başlandı. Erdemlimiz nihayet gazla buluştu. Erdem'de insanlarımızın yaşam kalitesini arttıran bir hizmeti de inşallah Erdemlimize kazandırmış olduk. Tabi burada belediyemizin emeği hasreten çok fazla. Çünkü biz Erdemli Belediyesi olarak ben belediye meclis üyelerimize hasreten çok teşekkür ediyorum. Belediyemizin alması gereken birçok gelirden vazgeçtik. Gelirden vazgeçtiğimiz gibi devletimize daha da ucuza mal olsun düşüncesiyle kazıdan kaynaklanan bütün asfaltlarımızın tadilatını biz yapacağız. Tabii doğalgaz hasreten Erdemlimiz için vatandaşımızın en öncelikli hizmetleri arasında bu Erdemli Belediyesi'nin görev sahasına girmemesine rağmen biz vatandaşımızın huzuru, vatandaşımızın mutluluğu ve yaşam kalitesini yükseltilmesi adına gayretlerimizi sürdüreceğiz. Tabii Erdemlimiz tarım bölgesi malumunuz. Tarım bölgesinde örtü altı sebze meyve üretiminde de doğalgaz hem ucuz hem de kaliteli yakıt açısından çok önemli bir ivme katacak üreticilerimiz adına da. Tabii örtü altı sebze meyve üreticilerimiz de bu konuda faydalanmasıyla alakalı yine gayretlerimizi sürdüreceğiz. Ve ilk kahveyi pişiriyoruz burada. Mersin'de 31 şahsın yakalanmasına yönelik eş zamanlı operasyonlar yapıldı. Operasyonda 24 şahıs gözaltına alındı. Mersin Emniyet Müdürlüğü Komşube Müdürlüğü Tarsus Kombüro Amirliğince organize suç örgütleri nitelikli dolandırıcılık ve resmi belgede sahtecilik suçlarıyla mücadele kapsamında Mersin'de 31 kişinin yakalanmasına yönelik eş zamanlı baskınlar yapıldı. Baskınlarda 24 kişi gözaltına alındı. Adreslerde yapılan aramalarda 11 tabanca, 4 av tüfeği, çok sayıda fişek, senet ve suç unsuru dokümanlar ele geçirildi. Mersin'de huzur ve güven operasyonunda 10 şüpheli gözaltına alındı. Gözaltına alınan şüpheliler işlemleri yapılmak üzere emniyete götürülürken haklarında gözaltı kararı bulunan 7 şahsı yakalama çalışmalarının sürdüğü bildirildi. Mersin Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri Mersin'de meydana gelen asayiş olaylarının önlenmesi, faillerin yakalanması ve suç delillerinin ele geçirilmesine yönelik çalışma başlattı. Kasten yaralama, genel güvenliğin tehlikeye sokulması, ateşli silahlar ve bıçaklar kanununa muhalefet suçlarını organize olarak işleyen ve silahlı kavga olaylarına karışan 17 şüpheli belirlendi. Şüphelilerin yakalanması için ekipler huzur ve güven operasyonu gerçekleştirdi.
Özel harekat polislerinin de destek verdiği operasyonda koçbaşlarıyla kapılar kırılarak adreslere girildi. Şüphelilerden 10'u gözaltına alındı. Adreslerde yapılan aramalarda 2 ruhsatsız tabancayla 164 fişek ele geçirildi. Gözaltına alınan şüpheliler işlemleri yapılmak üzere emniyete götürülürken haklarında gözaltı kararı bulunan 7 kişiyi arama çalışmaları devam ediyor. Mersin'in Akdeniz ilçesinde yıkılmaya yüz tutan yaklaşık 123 yıllık bina Akdeniz Belediyesi ile Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın ortak çalışmaları sonucu restore edilerek sanat evine dönüştürüldü. Mersin'in Akdeniz ilçesinde yıkılmaya yüz tutan yaklaşık 123 yıllık muhakemat binası Akdeniz Belediyesi ile Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın ortak çalışmaları sonucu restore edilerek sanat evine dönüştürüldü. Mersin'in tarihi binalarından birisi olan inşa edildiği 1900'lü yıllarda Mavromati Yönetim Binası, 1933'lerde Ziraat Bankası ve 1990'larda Muhakemat Müdürlüğü olarak kullanılan ve o dönemden sonra yıkılmaya yüz tutan tarihi Mersin Evi, Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Akdeniz Belediyesi tarafından restore edilerek tekrar kente kazandırıldı. Burayı sanat evine dönüştüren Akdeniz Belediyesi, 28 sanatçının 52 eserinin yer aldığı Akdeniz Sanat Galerisi'nin açılışını yaptı. Güzel bir mekanı, Mersin'deki çok önemli bir mekanı Mersin'e kazandırmanın sizlerle birlikte gururunu yaşıyorum. Muhakemat binası deniyor ama daha öncesine baktığınızda burada limanın faal olarak çalıştığı dönemlerde, geçmiş tarihlerde büyük bir ailenin ticaret yaptığı bir konak aynı zamanda. Bir dönemde Türkiye'nin en büyük markalarından biri olan Ziraat Bankası. Mersin Ziraat Bankası. Yukarıda Kültür Müdürlüğümüz geçici olarak bu binayı kullanıyor. İnşallah onlara da uygun bir bina tahsisi olduğunda yukarıyı da bu binaya katacağız. Çünkü iki kat aslında tek bina. Çok eski mozaiklerden tutun, fayanslardan tutun hepsi mevcut yukarıda. Ayrıca Ziraat Bankamızın kasası da mevcut. Kapısıyla, her şeyle mevcut. Orada duruyor. Dolayısıyla gerçekten güzel bir binayı hayata kazandırdık. Görüyorsunuz içerideki ambiyansı ve binanın şeklini. Gerçekten Mersin'de değil de sanki farklı bir yerde gibi insan kendini hissediyor. Burası da hem fuaye alanıyla hem de küçük böyle seminerlerin toplantılarını yapabileceği, küçük filmlerin seyredilebileceği veya panellerin yapılacağı bir salon olarak da binaya hizmet eder bir hale getirildi. Tabii bunların hepsi Turizm ve Kültür Bakanlığımızın himayesinde bizlerin destekleriyle Anıtlar Kurulu'ndan tüm izinler alınarak yapılan bir binayı görüyorsunuz. Eğer bu binaya el atılmasaydı maalesef ki birçok bina gibi o da hayatını dolduracaktı. Çok güzel. Sağ olun. Vallahi biz de bu mekanda sizleri ağırlamaktan mutluyuz. Çok iyi anlayacağız ya. Adana'nın İmamoğlu ilçesine bağlı Ağzı Karaca mahallesinde Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı tarafından 1948 yılında petrol yok denilerek kapatılan iki bölgede çalışma yapılması kararlaştırıldı. Adana'nın İmamoğlu ilçesine bağlı Ağzı Karaca mahallesinde Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı tarafından 1948 yılında petrol yok denilerek kapatılan iki bölgede çalışma yapılması kararlaştırıldı. Bölgedeki petrol arama tarama faaliyetlerinin analiz çalışması tamamlanarak zemin hazırlıkları yapıldı. Sondaj makinesinin beklendiğini aktaran Ağzı Karaca Mahallesi Muhtarı Mehmet Erbaşlı da Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı Gazi 1 kuyusunda arama çalışmalarına başlanacağını, 1948 yılında petrol bulunan ama sonrasında kapatılan ikinci kuyu içinde çalışma yapılacağını kaydetti. Şirket geldi, bütün Ağzı Karaca bölgesini tamamen tarama yaptılar. Neticede buradan ümitli olacaklar ki burayı tespit ettiler.
Sahayı da görüyorsunuz. Zemin altyapıyı yaptılar. Daha önce büyüklerimizden duyduğumuz köyün hemen kuzey tarafında 1948'de Amerikalıların petrol aradığını ve bölgeyi de biz şu anda biliyoruz yani. Bizler yetiştik biliyoruz. Şu anda o aranan bölgeyi 48'de Amerikalılar aramış ve yok demişler. Neticede sahayı kapatmışlar gitmişler. Ama biz biliyoruz ki büyüklerimizden duyduğumuz o dönemlerde çıkan maddeyi şeyle çakmakla yaktıklarında yandığını söylerlerdi. Açılan deli yıkama amaçlı ama neticede daha 5-6 sene öncesine kadar orada şey vardı, ham petrol. Ham petrol vardı, ben bunu biliyorum yani. Sondaj borusu. Amerikalıların açmış olduğu sondaj borusu işte, petrol borusu. Adana polisi çadırda yaşamlarını sürdürmek zorunda kalan tarım işçilerine 120 yatak hediye ederek destek oldu. Adana polisi çadırda yaşamlarını sürdürmek zorunda kalan tarım işçilerine 120 yatak hediye ederek destek oldu. İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Toplum Destekli Şube Müdürlüğü ekipleri Sevgiyle Büyüyoruz projesi çerçevesinde saha çalışması yaptı. Ekipler kış şartlarında barınma ihtiyaçlarını kurdukları çadırlarda zorlukla devam ettiren 100 tarım işçisi aileyi tespit etti. Ekipler ihtiyaç fazlası 120 yatağı temin ederek tırlara yükledi. Seyhan ilçesine bağlı Çaputçu ve Camuzcu mahallelerine giden polisler yatakları çadırlarda yaşayan ailelere teslim etti. Tarım işçileri verdikleri destek nedeniyle emniyet mensuplarına teşekkür etti. Nasıl yatakları beğendiniz mi çocuklar? He? Burada yatacaksınız bundan sonra. Değil mi? Yerde yatmak yok. Bunların üstünde çok güzel rahat rahat yatacaksınız. Hanginiz yatacak o yatakta? Sen mi? Şu araba kim? Sen de mi yatacaksın? Çok mu sevindin? Abi, Allah'tan buna... Haber bültenimize spor haberleriyle devam ediyoruz. Kulüpler kapsamında Avrupa'nın en büyük kupası olan Kadınlar Euroleague'de 10. hafta heyecanı yaşandı. İki grupta heyecan devam ederken B grubunda oynanan Çukurova Basketbol, Landes Basket maçının devre arasında bir sporsever kız arkadaşına evlenme teklif etti. Kulüpler kapsamında Avrupa'nın en büyük kupası olan Kadınlar Euroleague'de 10. hafta heyecanı yaşandı. Tiffany Hayes, yani... İki grupta heyecan devam ederken B grubunda oynanan Çukurova Basketbol, Landes Basket maçının devre arasında bir sporsever kız arkadaşına evlenme teklifi etti. Mersin'de Servet Taze Göğü Kapalı Spor Salonu'nda oynanan karşılaşmanın devre arasına gidildiğinde basket atma yarışması gerçekleştirildi. Yarışma esnasında ise atış için seçilen Abdullah isimli bir sporsever, kız arkadaşı Tuğba Öğretmen'e sürpriz bir şekilde diz çökerek evlenme teklif etti. O anlardaysa salondaki spor severler alkışlarla destek verirken Tuğba Öğretmen mikrofonu eline alarak evet cevabını verdi. O anlarda kayıtta olan İçer TV Sun TV kameraları ise evlenme teklifini ölümsüz hale getirdi. Görüntülerse sosyal medyada şimdiden milyonlarca kişi tarafından izlendi. Yaktın kendini Abdullah diyoruz. Acaba? Demeyelim. Acaba demeyelim. Bir ömür boyu mutluluklar diliyoruz. Kadınlar Euroleague'de A grubunda Fenerbahçe Alagöz Fırtınası esmeye devam ediyor.
Kadınlar Euroleague'de A grubunda Fenerbahçe Alagöz fırtınası esmeye devam ediyor. Gruba kötü bir başlangıç yapan ve ilk iki maçını kaybeden Fenerbahçe, sonrasında çıktığı maçları kazanarak liderlik koltuğuna oturmuştu. 10. hafta mücadelesinde ise Fenerbahçe Yunanistan'da Olympiakos'la karşılaştı ve rakibini 92-58 mağlup etti. Fenerbahçe'de Brian Stewart 22 sayıyla maçın en skorer ismi olurken Kayla McRibbitt 16 sayıyla oynadı. Olympiakos'ta ise Megan Gustafsson 17 sayıyla oynadı. Fenerbahçe grupta liderliğini sürdürürken haftaya evinde İtalyan temsilcisi Virtus Bolo ile karşılaşacak. Kadınlar basketbolunun kulüpler kapsamında Avrupa'nın en büyük kupası olarak bilinen Euroleague'de 10. hafta heyecanı yaşandı. Hayes, Chelsea Gray, Divana Banner ve Asena Yalçın beşiyle sahadayız ve ilk top, ilk hücum bize Chelsea Gray ile başlıyoruz. Kadınlar basketbolunun kulüpler kapsamında Avrupa'nın en büyük kupası olarak bilinen Euroleague'de 10. hafta heyecanı yaşandı. Mersin temsilcisi Çukurova Basketbol evinde Fransız ekibi Landis Basket'i konuk ederken karşılaşmayı 75-59 kazandı. Basketbolda da var. Ve 1-3 basketbol! 3 artı 1 oldu. Kaldığı yerden devam ediyor koç. Bu galibiyetle 10. maçında 6. galibiyetini alan Çukurova Basketbol playoff şansını da sürdürdü. Çukurova Basket'te Tiffany Hayes 21 sayı atarken karşılaşmanın da en skorer ismi oldu. Son 5 dakikaya doğru giriyoruz. Tiffany Hayes'ten biri bir etkili bir oyun ve Tiffany Hayes basketi buluyor. Chelsea Gray 16 sayı ve yeni transfer Elizabeth Williams'a 12 sayı ile oynadı. Landis Basket'te Regan Magarit ile Selin Dumarek 14 sayı ile oynadı. Dumarek ile geliyorlar. Yine içeriye çok akıllı bir pas. Çok kolay pas kalitesi. Çukurova Basketbol haftaya Macaristan deplasmanında Hun Törm ile karşılaşacak. Süper Lig'in en değerli yerli hocalarından birisi olarak gösterilen teknik direktör İlhan Palut Konya'daki görevinden ayrıldı. Süper Lig'in en değerli yerli hocalarından birisi olarak gösterilen ve yerli Nagelsmann lakabı takılan teknik direktör İlhan Palut, Konyaspor'daki görevinden alındı. Konyaspor'la yolları ayrılan teknik direktör İlhan Palut, sözleşme fesih işlemlerini tamamlamak üzere kulüp binasına geldi. Milyonda yaşanan o güzel günler, milyonda ağrılar, milyonda düzler. Burada personelle de vedalaşan İlhan Palut'u yeşil beyazlı taraftarlar yalnız bırakmadı. Yaklaşık bir saat Palut'u bekleyen taraftarlar genç teknik direktöre tezahürat edip çiçek verdi. Bir daha gelin hocam. Allah'a emanet. Bir daha gelin hocam. O arkadaşlar pardon. Hayat desin abi. Buraya. İlhan Palut kulüp yönetiminin de aldığı ayrılık kararını beklemediğini söyleyerek kararın erken olduğuyla alakalı doğruluk ve yanlışlığı bilmiyorum. Beklediğim bir konu değildi, dedi. İlk geldiğim günden beri bana olan desteğinizi gerçekten hissettim. Ve görüyorum ki bu burada olduğum son güne kadar, bugüne kadar devam ediyor. Süreç, aslında evet. Süreç çok basit yani ilerledi. Yani dün kulüpteyken ikinci başkanımız geldi kulübe. Evet. Ve bir kan değişikliği yapmamızın herkes için daha iyi olacağını söyledi. Ben de saygı duydum ve teşekkür ettim. Bugün de geldik. Hepsiyle vedalaştık. Var bunlar futbolda. Tabii ki bazen tam beklenen zamanda oluyor. Bazen sürpriz oluyor ama futbolda bu ayrılıklar var. Erken olduğuyla alakalı doğruluk ve yanlışlığı bilmiyorum da yani bekliyor muydunuz? Evet. Desen hayır. Beklediğim bir konu değil. Biz maçımıza hazırlanıyorduk ama saygıyla karşılıyoruz. Allah'a emanet. Bir daha gelin hocam. O yetmez. Bültenimizin sonuna geldik. Günün haberleriyle ajandada görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.